Ana Kademe Yönetim Kurulu üyeleri, değerli meclis üyesi adaylarımız, çok kıymetli basın mensupları, basın açıklaması programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözün özü, Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. 31 Mart seçimlerinin inşallah Erdemli'mize, memleketimize, Mersin'imize, ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, afiyet olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Mersin Milletvekilimiz Sayın Zeynep Gül Yılmaz Hanımefendi'ye mikrofonu bırakıyorum. Buyurun Sayın Vekilim. Değerli milletvekili arkadaşım, değerli il başkanım, değerli ilçe başkanım, ilçe kadın kolları başkanım, ilçe gençlik kolları başkanım ve çok kıymetli yönetimleri, kıymetli belediye meclis üyelerimiz, kıymetli belediye meclis üyesi adaylarımız, çok değerli teşkilatımız, kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık diyorum ben de. 31 Mart seçimlerinin inşallah Erdemli'mize, Mersin'imize, Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Vekilimize çok teşekkür ediyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Mersin Milletvekilimiz Sayın Hacı Özkan'a mikrofonu bırakıyorum. Buyurun Sayın Vekilim. Çok değerli milletvekili arkadaşım, değerli il başkanı, değerli ilçe başkanı, değerli il yöneticilerimiz, daha önce belediye başkanlığı yapmış değerli abilerim, değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, değerli yol arkadaşlarım, basınımızın çok değerli temsilcileri, ben de sizlere sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Aranızda bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Değerli arkadaşlar, İl Başkanımız biraz sonra basın açıklaması yapacak. Biz tabii 31 Mart'ı Allah nasip ederse Türkiye başta olmak üzere Mersin'imize de büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Bu da tabii ki Allah'tan sonra sizin sayenizde olacak. Ama burada kadın kardeşlerime baktığım zaman gözleri ışıl ışıl, pırıl pırıl. Yani her zamankinden daha çok mutlular. Ben bu mutluluğu da özellikle aramızda kadın milletvekili oluşuna bağlıyorum. Buradaki Zeynep Hanım'ı çok sevdiğinizi biliyoruz. Bizler de hakikaten Zeynep Hanım'ın bu dönemde milletvekili oluşu, özellikle Mersin genelinde kadınlar tarafından, özellikle kadınlar tarafından hakikaten sevgiyle ve onların heyecanlandırdığını görüyoruz. Ve gittiğimiz yerlerde de kadın kardeşlerimiz bunu ifade ediyorlar. Ben tekrar hepinize ayrı ayrı saygılarımı soruyor, Allah'a emanet ediyorum. Sayın milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını ve basın açıklaması yapmak üzere AK Parti Mersin İl Başkanımız Sayın Cesim Erce'ye mikrofonu bırakıyorum. Arz ederim başkanım. Önce selamlamayı böyle yapayım. Bütün yol arkadaşlarımı en kalbi muhabbetlerime saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer vekillerim, ilçe başkanım, il başkan yardımcılarımız, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımız, tüm ilçe yönetimlerimiz, belediye meclis üyelerimiz, belediye meclis üyesi adaylarımız, kısacası yol arkadaşlarım, hepinize en kalbi muhabbetlerime saygıyla selamlıyorum tekrar. İnşallah 31 Mart yerel seçimleri hem Erdemli'miz için, hem Mersin'imiz için, hem de ülkemiz için inşallah hayırlar getirir diyorum. Tekrar hepinize en kalbi muhabbetlerime saygıyla selamlıyorum. Cumhur İttifakı, Türk siyasi tarihinin en önemli ve en değerli mutabakat zeminlerinden biridir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz darbe kalkışması, FETÖ'nün ihanet planları, terör örgütlerinin eşgüdümlü saldırıları ve vesayet odaklarının Türkiye'yi geri götürme girişimleri karşısında milletin gidişata el koymasının adıdır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük liderliği ve Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin basiretli yaklaşımı sayesinde milletimizin yön verdiği bu ittifak siyaset zemininde büyük bir uzlaşı meydana getirmiş ve ülkenin geleceğine dair
büyük bir umut olmuştur. Yeni Kapı ruhu ve Cumhur İttifakı sadece darbe kalkışmasına karşı bir anlam ifade etmemiş, ülkemizin maruz kaldığı büyük saldırılar karşısında hem siyaseti hem de sistemi değiştirerek büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Yakın gelecekte yeni sistemin sağlıklı bir şekilde oturması için bu değişikliği yapan ruhun ayakta kalması önem taşımaktadır. Bu mesele siyasi polemiklerin ve tartışmaların ötesinde bir meseledir. 31 Mart seçimleri 7 düvelin Türkiye'ye saldırdığı bu dönemde büyük bir önem arz etmektedir. Cumhur İttifakı kapsamında alınan kararla 31 Mart yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hamit Tuna, Erdem ilçemizde Belediye Başkan Adayımız Sayın Mükerrem Tollu olarak belirlenmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda çalışmalarımızda hızlı bir şekilde koordine olarak devam etmekteyiz. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, ben burada bunu ifade etmek istiyorum. Bizim Akdeniz'de nasıl belediye başkan adayımız Mustafa Gültaks'a Todos'larda Aksız Akşin Yılmaz'dı. Yenişehir'de nasıl Bekir Tunçu ise Mezitli'de Serdar Sondan başkanımızdı. Nasıl ki Mut'ta Volkan Şeker başkanımızsa adayımız, aynı şekilde Erdemli'de de Mükerrem Tollu başkanımız bizim adayımızdır. Burada mevzu AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi mevzusu değildir arkadaşlar. Buradaki mevzu Cumhur İttifakı'nın ruhunu hem Mersin'de hem de tüm Türkiye'de inşallah en iyi şekilde yaşatmaktır. Son günlerde ilçemize kamuoyunu yansıtacak şekilde AK Parti'nin belediye başkan adayının olmadığı, başka bir siyasi partinin seçimlere girerek kazanıldığı takdirde AK Parti'ye geçileceği, bu görevin AK Parti tarafından kendilerine verildiği dedikodularının aslı ve aslarının olmadığını siz değerli basın mensupları aracılığıyla tüm Erdemli vatandaşlarımızla paylaşmak isteriz. Biz Mersin AK Parti teşkilatları ve AK Parti ailesi olarak liderimizin gösterdiği yolda yolumuza devam ederek sonuna kadar üstümüze düşen görevi yapacağız. Biz inandık ve halkımıza hizmet için bu yola çıktık. Bizim partimize küskünlük ve dargınlığa yer yoktur. AK Parti hiçbir zaman çıkar partisi olmamıştır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ülkemize, milletimize, Mersin'imize, Erdemli'mize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz eder. Tekrar hepinize kabri muhabbetlerine saygı ve selamlıyorum.